Serimize Albaraka ile devam ediyoruz. Bir önceki analizimizde bakın 4.74'lere hedef vermişiz. 4.81 maksimum 5.42'lere çıkar demişiz. Ama 4.74'lerden 4.81'lerden dönmüş. Yani analizlerimiz tutuyor. Yani bunlar yorum değildir. Benim şahsi yorum değil. Grafiğin gösterdiği analizleri yapıyorum ben. Onların sonucudur. Ve isabetli analizler gördüğünüz gibi. Her ne kadar bu aşağıda verdiğim seviyeler gelmemiş olsa da. Bu yüzden kanala abone olup videoları beğenirseniz bu tarz analizlerden faydalanma imkanınız artacaktır. Şimdi biz tekrar analizimize dönelim. Şimdi düşen bir trendimiz var. Burada 4.80'leri görmüş. Şu anda bir yataya bağlama gibi bir durumu var gibi. Öyle bir izlenim yaratıyor. Ama bu her zaman hisseler genelde bir beklenti yapar. Aa işte top oluyor. Aa o boy yapıyor. Aa yataya bağladı. Aa şu oluyor bu oluyor dersiniz. Tam tersi olur. Beklentinin tam tersi gerçekleşir. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Endeks de şu anda düşüyorken de zaten. Şu anda desteğinde güzel. Şuradan gelen desteklerken ama asıl bunun düşebileceği yer açıkçası 3.58'lere kadar gelebilirim diyor. Hatta ve hatta eğer canım isterse endeks daha da kötü gitmeye devam ederse daha da kötü giderse diyor. Şurada da hazır boşluk varken diyor ben bu boşluğu kapatmaya kadar da giderim. 200 günlük ortalamaya kadar giderim. Zaten diyor 2.30'dan gelmişim diyor. 2 katı gitmişim. 2 katı nerede, 2 katına yakın gitmişim neredeyse diyor. Buradan tekrar bir %50-%70 niye gitmeyeyim diyor aşağı. 3.40'lar. Hatta ben şöyle söyleyeyim 3.40. 2 birden fazla hedef vererek kafanızı karıştırmayayım. Aşağıda 3.40'ları var. 3.58'i siliyorum şu anda. Çünkü şu anda destekte. Şu şekilde. Buraya hedef olarak saymayayım. Yani 3.40'ları var aşağıda. 3.40'lara kadar gelebilirim. Gelmezse gelmediğiyle kalır. Değil ki gelmedi deriz ama aşağının önlemini almakta da fayda var. Yukarıda bakalım ne kadar daha zorlayabilir. Yukarıda gitse gitse zaten zorlayabileceği yer 4.95. Bakalım 4.95 aynen 4.5 lira. Bir önceki hedefi gördüğü yer 4.80'de burada da 5 lirayı görür. En fazla o olur diyor. Onun dışında muhtemelen burada bir daha bir yükseltip tepe vesaire yaparlar mı onu zaman gösterecek. Şuradaki yatay alanı katlamış mı çanağı daha doğrusu ona bakmak istiyorum. Katlamış da olabilir. Yok katlamamış galiba. Aynen 5.39'ları daha önceden verdiğim hedef vardı ya zaten. O hedefe gitmediği için tekrardan belki burada yataya bağlayıp belki 3.40'lara deyip oradan bir yukarı yükseltebilirler. Hemen şuradan klasik listede olduğu gibi Fibonacci'sine bakalım. 1.618 neymiş? Bakın 1.618'den tam Fibonacci'ler çalışır. Buradan satış yemiş. Bir dahaki sefere 2.618 dersiniz hedefi. Buraya gitmeden önce 1.618'den sonra 2.618'e gelmeden önce nerede satış yer derseniz 5 lira ya da 5.39 daha doğrusu 5.39'larda. O yüzden onu da yazacağım. 5.39 şu anda ise uçacak kaçacak hali yok. 5.39'a kadar en fazla görür. Endeks bu şekilde düşüyorken endeks dönse bile gidebileceği seviye buralar olur. Çünkü zaten endeks düşmeye devam ederken bu da 3.40'lara kadar gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Şuradan da bir daha ne kadarını almış. 0.23'ündeyse zaten daha düşecek yeri var demektir. 0.23'ünü yeni geçmiş. 0.38'i nereye geliyor? 3.83'lere. Bu da önemli bir seviye. 3.80. Ardından 3.56. 3.80, 3.56. $3.80. 3.56. Bunlar da Fibonacci seviyeleri olduğu için veriyorum. Çünkü nasıl ki 1.618 Fibonacci'si çalıştıysa aşağı düşerken de 38'de durmayacaksa aşağıdaki bu seviyeler çalışacaktır diyebilirim. Şöyle yapalım.
Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi zaten burası da ne yapıyor, zaten 3.94 3.80'leri görebilir. Yani şu destekle de takılıp kalabilir bakarsanız. Yani buraya çarpar gider, çarpar tepki yapar, çarpar tepki yapar, şu alana girmez bile belki. İnşallah bu alana girmez. Bakalım, onu zaman gösterecek. Benim Albaraka ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.